And at the most recent Euromold fair last November, another group of machines was on display. Three-dimensional printers, 3D printers. Ve at the most recent Euromold fair, en yakın zamandaki Euromold fuarında gördüğünüz gibi fair etle kullanılmış arkadaşlar. At this fair, bu fuarda, yani geçen Kasım'da son dance ile kodlayın bunları. September, October, November, December baş harfleri son dance. Kafa karıştırıyor, bır bır bırla bitiyor sonu. Evet, son Kasım'da another group of machines was on display. Başka bir makineler grubu was on display. Gösterimdeydi. Display, fiil olarak da to display, sergilemek, göstermek anlamına geliyor. On display diyorsanız gösterimdeydi, sergideydi. Bunlar da 3 boyutlu printerlar. Evet, yazıcı. Şu makineler, büyüğü var, küçüğü var, ucuzu var, pahalısı var. Sizin sınıfta hiç bahsettim mi ben bundan? Demek ki diğer sınıflardan birinde bahsettim. Bu geleceği hakikaten değiştirecek bir teknoloji. 3dprinter.com.tr'nin şeyini ben aldım. Hiç kimse heyecanlanmasın. Evet. Bu yazı bittikten sonra veya ilginizi çekerse arada yine YouTube'dan gösteririm. Süper süper enteresan bir teknoloji. Ve daha emekleme çağına bile girmemiş bir teknoloji. Muazzam bir şey. Instead of bashing, bending and cutting material the way it has always been, 3D printers build things by depositing material layer by layer. Burada bu 3 boyutlu 3D printer olayının mantığını anlatıyor. Instead of, yerine, ne yerine? Bashing, neydi bash? Ha, ezmek, dövmek, darbeyle şekle sokmak. Bending, değil, eğmek, evet. Mesela şu metali tutup bu şekilde eğmek, bend. To bend, hem eğmek hem eğilmek anlamına geliyor. Bir şey almak için eğilmek bend'tir mesela. Bir şeyi bend diye söylerseniz, bent şu şekilde, efendim, eğilmiş, bükülmüş demek. Bent metal diyelim mesela. Üçüncü hali. Ha? Bent pipe diyelim bari. Boru bakalım ne getirecek. Ha, işte gördüğünüz gibi. Bu şekilde hani kullanışsızmış gibi. Gerçi bu bayağı pahalı bir şeye de benziyor. Eğilmiş demek, bükülmüş demek. Yani eğmek, bükmek ve cutting, kesmek, materyali. Şuradaki materyal şu üçüne birden. Yani materyali, malzemeyi dövmek, darbeyle şekle sokmak, eğmek, bükmek veya kesmek yerine the way it has always been, şurada yine which düşmüş durumda, şekilde, it always has been, her zaman olduğu gibi, o yöntemle, her zaman yapıldığı gibi, yapıldığı şekilde materyali dövme, eğme ve kesme yerine 3D printerlar, 3 boyutlu printerlar build things, şeyler, eşyalar, mallar vesaireyi inşa ederler. Ne yapmak suretiyle? By depositing material. Malzemeyi deposit etmek suretiyle. Deposit nedir? Değil. Değil. Yani bizde depozit dediğimiz zaman doğru bir teminat anlamına geliyor. Bankaya bir şeyi depozit ederseniz yatırmak, vermek demektir. Depozit aslında birikmek, biriktirmek demek. Deposit account vesaire veya tıpta vücudun herhangi bir yerinde birikmiş bir şeye depozit deniyor. Hemen şuradan göstereyim. Bakın burada para depozit ediyor. Burada mesela toprak vesaire gelip dipte depozit ediyor. İşte paralar vesaireden bahsediyor zaten. Deposited, ne diyelim mesela, rocks, kayalar. İşte kayalar getirilmiş burada yığılmış, burada biriktirilmiş. Evet, yine benzer şekilde bakın şurada kayalar. Çok da güzel örnek yok. Evet. Burada üst üste koyup biriktirmek demek arkadaşlar. Materyali, malzemeyi biriktirerekten, üst üste koyaraktan, layer by layer. Heh, katman üstüne katman, tabaka üstüne tabaka olacak şekilde malzemeyi deposit etmek suretiyle, üst üste biriktirmek suretiyle şeyleri, neyse o bahsettiğimiz şey, bunları
yapar, inşa eder. 3 boyutlu printerlar. Şunun şunun yerine. Her zaman olduğu gibi, her zaman olduğu şekilde malzemeyi işte kesmek, eğmek, bükmek, dövmek yerine. That is why the process is more properly described as additive manufacturing. That is why, işte bu yüzden, arkasından cümle, işte bu yüzden the process, bu işlem, process normalde süreç anlamı da var ama burada the dediği için bu işlem, yani şuradaki üst üste depozit biriktirme işlemi is more properly described as. Properly, uygun bir şekilde. Proper, uygun, düzgün olması gerektiği gibi, adam gibi. Properly, düzgün bir şekilde veya uygun bir şekilde. More properly, daha uygun bir şekilde described, is described, tanımlanmaktadır. Ne olarak? Additive manufacturing olarak. Add, ekleme, ilave. Additive, eklemeli, ilaveli üretim. İşte şurada bahsettiği katman katman üst üste koyma olayı zaten ilave ede ede üstüne biriktire biriktire yaptığınız için bunların hepsi o yöntemlerle üretilmiş şeyler arkadaşlar. Dediğim gibi detaylarını göstereceğim. Yani çok hakikaten muazzam bir şey. Bakın elbiseler falan. An American firm, 3D Systems, used one of its 3D printers to print a hammer for your correspondent, complete with a natty wood effect handle and a metallized head. 3D Systems isimli bir Amerikan şirketi used, kullandı, one of its 3D printers, 3 boyutlu printerlerinden bir tanesini kullandı. Ne yapmak için? To print a hammer for your correspondent. Sizin correspondent'ınız için muhabir. Şuradaki correspond iki anlamı var. Bir, yazışmak demek. İkincisi ise karşılık gelmek. Mesela şöyle dersiniz. Ev kirası olarak 1000 lira veriyorum ki bu benim maaşımın 1/3, 1/5 karşılık geliyor. Misal. Bu correspond oluyor mesela. Veyahut da işte diyoruz ki günde 8 saat uyuyoruz ki bu bizim işte hayatımızın 1/4 karşılık geliyor falan. Correspond. To ile birlikte olursa. Correspondent, dediğim gibi correspond yazışmak, mektupla karşılıklı yazışmak veya e-mail şimdi veya SMS. Correspondent ama muhabir. Sizin muhabiriniz için, yani bu yazıyı yazan muhabiriniz için bir çekiç, print etmek için. İşte mesele bakın, print etmeye geliyor. Bayağı bildiğiniz bilgisayardan yazıyı nasıl print edip çıkarıyoruz. Bu şimdi 3 boyutlu nesnelerin hatta gördüğünüz gibi çekici print etmiş. Etmek için printerlarından bir tanesini kullandı. Ve bu hammer da complete with a natty wood effect handle and a metallized head. Complete with bir şeyleriyle tam eksiksiz bir hammer, çekiç. Complete with şunlar şunlar ile hep her şeyi tamam. Natty böyle öğrenmeniz gerekli olmayan bir kelime bu. Çok 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 nadir karşınıza çıkacak. Hani böyle süslü, gösterişli, güzel gibi anlamları var. Bakalım ne getirecek? Adam bir şey getirecek mi? Bambaşka. Demek ki bu vatandaşları getirdiğine göre bunların saç veyahut da şapka stiliyle alakalı bir şey olsa gerek bu. Hep aynı adam mıymış? Oho. Adamı Neti adamın. İsmi evet. Vallahi değil mi? Adama e-mail yazıyormuşuz. Derste karşımıza çıktın ya Türkiye'de falan diye. Evet ama hoş, güzel demek. Süslü demek. Wood effect handle. Handle, to handle fiil olursa evet ele almak, üstesinden gelmek, ilgilenmek gibi anlamları var. Handle with care örneklerini göstermiştik. Ama burada isim, fiil değil. Değil. Tencerenin veyahut da bir çaydanlığın handle'ı olur. Bir bavulun handle'ı olur. Sub culp demek. Wood effect olduğunda ne olacak? Tahta odun efekti ne yapacağız? Ha, bravo. Plastik veyahut da metal ama odun görüntüsü verilmiş. Wood effect diyorsa odun görüntülü, odun etkili bir handle. Sub veyahut da işte evet bakın mesela şunlar baya baya plastik olduğu neredeyse belli ama wood etkisi verilmiş, görüntüsü verilmiş.
Ha, bu arada handle işte şudur. Ne bileyim şu kısımdır. Şurası handle. Şu handle. Bıçağın sapı handle. Evet. Ve metallized head. Head, baş, kafa. Burada neyden bahsediyoruz? Çekicin baş kısmı ama bu da metallenmiş, metalli. Demek ki her tarafı metal değil. Bir kısmı belki plastik, bir kısmı belki hepsi plastik, baş kısmı metal gibi gözüküyor. Ama burada metallized diyorsa metallendirilmiş, yani aslında baş kısmı metal. Ama şu kısmı muhtemelen plastik ama odun görüntüsü verilmiş. İşte demek ki odun görüntülü veyahut da tahta görüntülü sapı, hem de süslü bir sap ve metal kafasıyla tam bir çekici print etmek için 3D printerlerinden bir tanesini kullanmış. Bu 3D Systems isimli şirket, Amerikan şirketi bizim muhabirimiz için. Evet. Ara istiyorsunuz herhalde.